Günler efendim, Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Türkiye'de güzel işler de yapılıyor diyoruz ve bu güzel işlerden biri de Antyapı'nın yaptığı yapılar, gayrimenkul sektörüne getirdiği zenginlikler ve Türkiye'ye sağladığı katma değer diyoruz. Ve Antyapı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Okay canlı yayında konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Mehmet Bey, tabii Türk müteahhitlik sektörü bizim özellikle son dönemde Türkiye olarak göğsümüzü kabartıyor. Niye? Türkiye'nin bayrağını dünyanın pek çok ülkesinde dalgalandırıyor ve Çin'den sonra şu anda Türkiye'de en büyük müteahhitlik hizmetlerini Türk şirketler veriyor ve siz de Antyapı olarak Türkiye dışı müteahhitlik hizmetlerinde 3. büyük firma ilan edildiniz. Öncelikle sizi biraz tanıyalım, artı hakikaten bu sıfatı almak hiç de kolay olmadı diye düşünüyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Haklısınız, böyle bir başarı elde etmek tabii yılların tecrübesi, emeği, çabası, hepsinin bir arada, güçlü bir ekibin bir arada olması, iyi bir yönetim sisteminin olmasıyla oluyor. Ki biz 20 yıl, Antyapı'nın şu an 20. yılını kutluyoruz. Geçmişte bir yaklaşık 10-15 yıllık da profesyonel inşaat sektöründe çalışmalarımız var. Hepsini bir araya getirince bu başarı tesadüfi değil. Tesadüf olmuyor. Ama şunu söyleyebiliriz, Türk insanı çok yetenekli. Hani bizde bir şey vardır, adam sende, onlar yapamadı sen mi yapacaksın, boş ver. Hani bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın gibi. Böyle bir şeyleri biz açtık artık. Çünkü Avrupa'nın en yüksek binasını yapmak öyle herkese nasip olmaz. Dünyada Çin'den sonra ikinci olmak hangi sektörümüzde var? Ve bunu hep uluslararası alanda yapıyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde, uluslararası arenada yapıyoruz. Dolayısıyla hepsini bir araya getirdiniz mi? Çok büyük bir başarı var yurt dışında, Türk müteahhitliği adına. Yaklaşık 32-33 firma var bu sene. Bu Çin'den sonra listeye giren 225 müteahhit firması arasında. Biz de işte bu müteahhit firmalar arasında 70. sıradayız. İşte Türkiye müteahhitler arasında 3. sıraya çıktık. Devam ediyoruz. En yükseğini yapmıştık. Şimdi yeni bir iş daha yükseğini aldık. Daha yükseğine. Evet, rekorlarımızı yeniliyoruz. 330 metre ile daha önce yaptığımız 300 metrelik bir kuleydi. Şu an yapacağımız 330 metre ile daha yüksek bir kule. Şimdi Mehmet Bey, daha önce anlatmıştınız. Ben de biliyorum biraz konuyu. İlk yaptığınız o yüksek bina yapılırken bunun bir hikayesi var galiba, değil mi? Yanında da başka bir bina yine Çinliler tarafından yapılan. Ve galiba orada başaramamışlar, becerememişler ve bundan dolayı da ya bu işi yapsanız Türkler sizler yaparsınız. Doğru, demişler. İyi hatırladınız. Yani herhalde 3-4 yıl önceydi. Evet. 2007-2008 sıralarında. Rekor kırdığımız binadan bir önceki binaydı. Yüksek olanını Çinlilere, biraz daha alçak olanı, yani 200 metrelik olanı bize vermişlerdi, 240 metrelik olanı Çinlilere vermişlerdi. Yani sizlerin çok bu kadar tecrübeniz yok, yapabilir misiniz diye. İşte biz başladık, bildiğiniz gibi zamanında bitirdik ama Çinliler hala yarım. Ondan sonra kriz geldi, firma zora düştü vesaire. Devam ediyorlar. Fakat hala tamamlayamadılar. O anlamda da hani hep korkarız ya bütün sektörlerde, eyvah Çinliler geliyor, Çinlilerle nasıl rekabet edeceğiz, ne yapacağız? Orada Türk'ün gücünü gösterdik. Bayrağı dediğiniz gibi yukarılara diktik ama biliyorsunuz bir bayrak hikayemiz vardı. Evet. İş bitirince geleneksel olarak bayrak asıyorduk. Orada çok büyük bayrak asmışız, bütün Rus polisinin savcısı. Bu ne diye şantiyeyi bastılar. Şimdi yapacağımız projelerde o tecrübeye edindik. Çok vallahi büyük bayrak şimdi asmayacağız. Aynen, Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethetti. Siz de Moskova'yı fethettiniz o tarihte. Aynen. Bir anda tabii olay oldu orada. Olay oldu. Çok hatırlıyorum işte olayı. Burada bir tecrübe, bir daha büyük bayrak asmayacağız. Gayet mütevazi. Şimdi Mehmet Bey, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri hani çok kolay değil. Hani buradan ekip, ekipman, teknolojinizi götürüyorsunuz. Ciddi bir bilgi birikiminiz var. Sizin sürekli bir ayağınızın orada olması gerekiyor. Orada yeni bir düzen, yeni bir sistem kuruyorsunuz ve o sistemin de hani böyle bir kerelik bir sistem olmaması gerekiyor. Bu nasıl başarılıyor? Yani Türkiye'de bile çok zordur bu işler. Doğru, haklısınız. Açıkçası bir şey de önemli. Dediğim gibi bizim çok yıllara dostluğuna dayanan bir yönetim sistemimiz var, yönetim kurulumuz var. Benim diğer ortağım işte Kadir Bey olsun, Hasan Bey olsun, Cengiz Bey olsun, devamlı gidiyor geliyor. Yani böyle bir birliktelik.
ve orada Türkiye'deki gibi bir merkez kadromuz var. Yaklaşık 250 kişiden oluşan teknik ve idari kadromuz var. Bunlar yaklaşık bizle beraber 15-20 yıldır orada olan arkadaşlarımız. Tabii ki ilk gittiğimizde büyük zorluklarla karşılaştık. Yani sırf iklim değil, biliyorsunuz ya, Rusça hiç kimse bilmiyordu. Ruslar hiç İngilizce bilmiyordu. Evet. Artı lojistik çok büyük sorunlardı. Gümrük vesaire, mevzuat, banka. Dolayısıyla ilk yıllarda çok büyük zorluklar yaşadık. Ama zamanla bunları aştık, çözümler ürettik. Yıllar geçtikçe hem bürokratik anlamda hem dil, din, gelenek, görenek anlamında birbirimize çok yakın olduğumuzu gördük. Ki biliyorsunuz birçok arkadaşımız artık orada evlendi, barklandı, çocuk sahibi oldu. Yani kültürel olarak da birbirimize en yakın toplum olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii onun dışında da hani bizde evdeki bulgurdan olma diye bir laf vardır. Fazla Dimya'da pirince gitmedik. O ülkelerde yoğunlaştık. Yani özellikle Rusya, Ukrayna, işte Türkiye Cumhuriyetler. Hani daha güneylere, diğer pazarlara inmedik. Afrika olsun, Körfez ülkeleri olsun. Yapımız itibariyle de bir işin başında olmak, bir işe fokuslanmak başarıyı getireceğine inandığımız için çok büyük bir tecrübemiz var. Bunu kaybetmek istemiyoruz. O yüzden de hiç Dimya'da pirince gitmedik. Peki bu Rusya'daki yaptığınız bina, Moskova'daki Avrupa'nın en yüksek binası kaç katlı şu anda? 300 metre ile 100 katlı bir bina. Şu an başladığımız 330 metre. Ondan daha yüksek daha olacak. Daha yüksek olacak. Yine Avrupa'nın en yüksek binası. Yine Avrupa'nın en yüksek binası olacak. Yani açıkçası Antep artık özellikle yurt dışında yüksek teknoloji binalar yapan firma olarak anılıyor. Ki oradaki biliyorsunuz biz orada taahhüt işi yapıyoruz. Satış yapan firma bizim işverenlerimiz. Özellikle Antep'in yaptığı konutlar çok tercih ediliyor. Türklerin yaptığı konutlar çok tercih ediliyor. Ama o ismimizi biraz da buraya getirdik. Türkiye'de de biliyorsunuz Antilles Residence isminde ikiz kuleler yaptık. O da Türkiye'nin en yüksek ikiz kuleleri oldu. O da çok teknolojik başarılı. O Şişli Bomonti bölgesinde şu anda gerçekleştirdiğimiz proje. Hala gerçekleştirdiğimiz şeyde tamamlandı o proje şu anda. Evet. Teslim ettiniz. Teslim edildi. Orada şu an 800 konutluk bir projeydi. 80 konut var elimizde. İşte orada da bu mütekabiliyet yasası gereği yabancı komşularımızı bekliyoruz diyelim. Onları ayırdık. Onlarla ilgili güzel gelişmeler var. Hazır aslında yeri gelmişken hem Antil projesini anlatalım. Hem de mütekabiliyet yasasıyla hakikaten beklentilerimizi Ankara'ya da iletelim. Çünkü Türkiye'nin bu gayrimenkul sektörüyle çok ciddi bir döviz girişi de gerçekleşebilir Türkiye'ye. Hani cari açığı nasıl kapatacağız diye düşünüyoruz ya. Bu da çok önemli. Çok önemli. Açıkçası biz bunu birkaç yıldır gündemde tutuyoruz. Yani bütün müteahhitler olarak, müteahhitler birliği olarak. Yani biliyorsunuz İspanya'nın, İtalya'nın, Yunanistan'ın bir dönemlerde müthiş yüzlerce milyar dolar hasılat elde ettiklerini biliyoruz. Niye Türkiye'de olmasın? Yani mütekabiliyet neydi? İşte sen bana ev satmıyorsan ben de sana ev satmıyorum mantığı vardı. Yani bunları aşmamız gerekiyordu bu global dünyada. Çünkü neticede bir takım sınırları belli. İşte stratejik yerlerde, askeri alanlarda, kıyılarda onlar sınırlamalar getirdi. Ama bir yabancının Türkiye'de ev almasının bir mahsur olduğunu düşünmüyoruz ki bu bağlamda biz daha önce de satışlar yaptık biliyorsunuz. Portala Çatı projesinde daha çok Avrupalı müşterilerimiz vardı ki onların ev satın alma hakları vardı. İşte Fransa, İngiltere, Hollanda, Almanya'dan olsun. Onları satmıştık ama İstanbul'da özellikle son yıllarda özellikle sizin medyanın bu dizilerimizin çok büyük katkısı var, gidip gezdikçe de görüyoruz. Körfez ülkelerinde müthiş dizilerimiz oynuyor. Türkiye bir marka haline geldi o anlamda. Bunu kullanmak lazım. Antil'de biz 40. katın üstünü Fraser Place adı altında bir servis apartmanı şeklinde işletiyoruz. Kiralama yapıyoruz, bir otel hizmeti veriyoruz. Oraya gelen misafirlerimiz hayran kalıyor. Hem projemize hem İstanbul'a. Kültürel olarak da biliyorsunuz dediğim gibi hem Rusya, Türk Cumhuriyetler hem Arap ülkeleri, Körfez ülkeleri çok sıcak buluyor. Yani kültürel anlamda sıcak bulduğu yerde de şehir zaten çok güzel. Niye yatırım yapmayalım diye düşünüyorlar ki Antil'de de başladı. Daha önce sattıklarımız oldu. Şu anda gerek Rusya'dan gerek Körfez ülkelerinden yatırım amacıyla, oturmak amacıyla konut alımları başladı. İşte bir aya kadar tapu aşaması herhalde halledilecek. Güzel bir ilgi var.
inşallah bunu değerlendiririz. Bir şehrin merkezinde böyle büyük yapıları yapmak, böyle kompleks, her şey içinde olan, belli bir metrekare içerisinde bir de bunların hepsini aynı yere yerleştirmek ciddi bir mimari başarı. Bu mimarideki en büyük önceliğiniz ne sizin? Valla mimarideki en büyük önceliğimiz bir kere bizim fizibilitelerimiz. Yani daha önce sattığımız insanlarla ilgili geri bildirimler. Yani gerek satış öncesi gerek satış sonrası. Yani hiçbir zaman mimar arkadaşlarımıza bırakıp ya işte şu kadar 100 bin metrekare bir inşaat yapacağız, bize bir proje çizer misin demiyoruz. Önüne birçok verileri veriyoruz. Tabii ki mimarlarımız onun konseptini belirliyor. Dış, iç vesaire ama çok müdahale ediyoruz. Çünkü diyoruz ki insanlar artık şöyle yaşamak istiyor, şöyle salon istiyor, şöyle mutfak istiyor, şöyle oturma odası istiyor. Veya artık insanlar daha küçük odalar istiyor. 1+1'ler biliyorsunuz özellikle şehir merkezlerinde. Hani dediğimiz gibi artık eskisi gibi gençler hemen evlenmiyor. Dolayısıyla bekar yaşayan, profesyonel yaşayan insan çok. Veya evleniyorsa hemen çocuk yapmıyor. O anlamda şehir merkezleri daha çok imar planları da mecburen yukarı doğru çıkıyor. O anlamda da 1+1, 2+1'leri yoğun yapıyoruz. Ama biraz daha çeperlere gittikçe 3+1'ler, 4+1'ler daha çok yeşil alan. Ki o anlamda biz Antil'den sonra biraz onun ihmal edildiğini gördük. Hem Çekmeköy'de hem Riva'da 2 projeye başladık. Bunların alçak 3-5 katlı ya da villa 2 katlı villa tarzında yapıyoruz. Ki böyle de bir talep var. İstanbul'da şu an hep yüksek, yoğun binalar yapılmaya başladı. İnsanların artık daha böyle yeşille, çiçekli, böcekli bir arada toprakla haşır neşir olmak gibi ihtiyaçları var. Ona da cevap verelim diye o projeleri geliştirdik. Aslında sizin söylediklerinizden ben şunu anlıyorum. Bir yaptığınız proje, diğer projeyi oradaki eksikler ya da oradaki talepler bir sonraki projeyi de şekillendiriyor. Kesinlikle. Ve hep birbirini biraz daha tamamlayan, hep bir lansman daha yukarıya çıkan projeler haline geliyor. Kesinlikle. İşte demin dediğim gibi bu satış sonrası çok önemli. Yani öncelikle insanlar talepten alıyoruz. Evet, sonra bakıyorsunuz insanlar bir takım şeylere eksik buluyorlar. Diğer projede onu tamamlıyoruz. Her projede başka şeyleri tamamlıyoruz ama bu arada müthiş bir değişim var dediğim gibi. Mesela bundan 10-15 yıl önce sattığımız arkadaşlar ya işte 2+1 işte çocuklar oldu 3+1 4+1'e geçtiler. Bazıları ya artık çocuklar evden gitti. Bize bu ev büyük geliyor, daha küçük evler. Veya çocuklar, gençler artık ayrı yaşamayı tercih ediyor. Küçük evler istiyorlar. Böyle bir dönüşüm var, değişim var. Yani devamlı aileler yapıyı değiştiriyor, kabuk değiştiriyor. Torunlar geliyor. Yani herhalde 20 yıldır böyle beraber büyüdüğümüz, biz Antyapı dostları diyoruz. Büyük bir aile. Evet, onların verileriyle projelerimizi geliştiriyoruz ki her projemizde şeyi çok iyi tutturuyoruz. Yani hani 3+1 kaç tane yapalım, 2+1 kaç tane yapalım, 4+1. Yani ne yapıyorsunuz hepsi aynı oranda, aynı hızda satılıyor. O da başarılı olduğumuzu gösteriyor. Peki efendim, bu Alaçatı'da yaptığınız çalışma çok orijinal bir projeydi. Şu anda o proje ne durumda? Türkiye'de o konseptte yani çok fazla konut projesi yok. Türkiye'de yok çünkü dünyada da yok. Türkiye'de bir dünyada birkaç tane var. Türkiye'de ilk yaptık biz. Yani kanallı evler dediğimiz, hani denizi karaya hafrederek denizi içeri getiriyorsunuz. Yani şey tabiriyle, halk arasındaki tabiriyle Venedik konsepti. Teknenizle evinize geliyorsunuz ve bu proje kanallar açılarak devam ediyor şu an. Bu daha önce Fransa'nın Saint-Tropez'in orada yapılmış bir projenin benzeri. Ama dünyada benzerleri yapılmaya başladı. Türkiye'de şu an itibariyle tek. Ve yani çok farklı bir konsept. Uluslararası alanda da ödüller almış bir proje. Yani yeni yerler buldukça devam etmeyi düşünüyoruz. Çünkü düz bir alan olması lazım. Yani ilerledikçe karanın yükselmemesi gerekiyor. Hatta o anlamda da biz birkaç kilometre kanal açarak yürümüştük ki o başbakanımızın bahsettiği projede ilk yapan biz olarak da sizin kanalda bir misafir olmuştuk. Evet. Çizgin projenin bir kısmını biz yaptık. Yapılabilir, niye yapılmasın diye. Çünkü orada Alaçatı hem rüzgarı bol olan bir yer. Evet. Yani özellikle surf sporunu yapanlar Alaçatı'yı çok fazla tercih ederler. Bir de ciddi anlamda turizm potansiyeli olan Kesinlikle. Bir bölge. Kaç konut var orada yapılan şu anda? Şu an bitmiş 150 adet var. Devam eden 100 konut daha var. Etap etap, yani 50-100 konutluk etaplar halinde devam ediyor. Çünkü kanallar açıyorsunuz, denizi getiriyorsunuz. Öyle bir büyük bir proje, maliyetli bir proje.
Yaklaşık 100 ama 1000 konuta tamamlanması hedeflenen bir proje. Ayrıca orada ilk altyapının butik otelini de açtık. İlk turizm, hani inşaatçı olarak hangi kanala girelim? Biliyorsunuz inşaatçı ya enerji sektörüne girer ya turizme girer. Biz turizmi daha yakın gördük. Evet, inşaatçılar kazandığı için mi bunu yapıyorlar, yoksa hani yatırımları dengelemek için mi yapıyorlar? Tersine artık kazanamıyoruz. Arsa fiyatları o kadar yükseldi ki proje geliştiremiyoruz. Yani şimdi şu an biz Rusya'da yaklaşık 1 milyon metrekare inşaatımız devam ediyor. İşte bugüne kadar 5 milyon metrekare, hani ne der, 100 metrekarelik 50 bin konut yapmışız. Şimdi o gücü buraya taşımak istiyoruz ama maalesef arsa üretimi çok zor. O anlamda da bir takım yedeklemeler yapalım diye, hani turizm de çok önemli Türkiye için. O kanalı seçtik. Kaç otel var şu anda? Şu an bizim 3 tane var. Bahsettiğim Alaçatı'daki Antmare otelimiz. Butik 35 odalı bir otel. Oradan başladık. Antil'in üstünde 120 konutluk, 1 artı 1, 2 artı 1'den oluşan işte kiralama yaptığımız Fraser Place projemiz var. Bir de en son şu an hatta bu Perşembe günü Grand Opening'ini yapacağımız Radisson Blu Ataşehir otelimiz var. O da 200 odalı, 20 bin metrekarelik. Anadolu yakasında böyle çok ihtiyaç olduğunu gördük. Onun da açılışını yapıyoruz. Bu turizm böylece sektörüne, turizm sektörüne bir giriş, böyle hani bu sektörün Türkiye'de geleceğinin olduğuna inancınızdan mı? Ya da biz de inşaat sektöründe büyüyoruz ama bir taraftan da farklı bir sektörde de var olalım düşüncesinden mi kaynaklandı Mehmet Bey? Şimdi Sami Bey, biliyorsunuz biz yurt dışında taahhüt işi yapıyoruz. Yurt içinde de yatırım projeleri geliştiriyoruz. Yani eskiden işte 100 konut yapardık, 200 oldu, 200'lü 400, 400'lü 800, 1000 falan. Bunun bir sonu yok. Çünkü aldığınız parayı devamlı yatırıma dönüştürüyorsunuz. Evet. Yeni projeler geliştiriyorsunuz. Herhangi bir kriz halinde, gerek Türkiye'de olsun, gerek Rusya'da olsun, elinizde bir aktif değer olması gerekiyor. Evet. Yani dolayısıyla bilançolumuzun da güçlenmesi adına bu tür yatırımlara girdik. Ki bize en yakın bu. Hani enerjiden çok anlamayız ama neticede konut yapıyorsunuz, bina yapıyorsunuz, onu kiraya veriyorsunuz gibi bir sonuç ortaya çıkıyor ve malum bankalarla ilişkiler açısından da bilançonuza bakıyorlar. Bilançonuzun güçlenmesi için de bu tür yapılar gerekiyordu. Bu yolu tercih ettik. Bir takım başka çalışmalarımız da var ama yani yeşil enerji adına bir takım Almanlarla falan görüşmelerimiz devam ediyor. O tür çalışmalarımız da var. Yani yeni inovatif konularda çalışmaya devam ediyoruz. Hep böyle farklılığı arıyorsunuz değil mi Mehmet Bey? İnovasyondan bahsediyorsunuz. Evet. Farklılıklardan ve yeniliklerden bahsediyorsunuz. Bu anlamda Antyapı'da yeni ne göreceğiz? Yani farklı çalışmalar olacak mı? Yüksek binalara devam mı edeceğiz? Daha yükseğini mi? Ne kadar yükseğini yapacaksınız? Vallahi en son bizim bir projemiz vardı. Hatta bunu Bakanlar Kurulu'na da götürdük, sunduk. Seçim öncesiydi ama şu an fizibilite çalışmaları devam ediyor. Mesela ay yıldızlı bir ada şeklinde, hani Dubai'de yapılmış Palmiye Adası'nın ay yıldızlı şeklinde bizim Antalya'da güneyde Finike kısmına öyle bir yer var. Çok sığ, çok derin olmayan bir bölgede. Ay yıldızlı bir ada projesi gerçekleştirmek istiyoruz. Böyle 4-5 kilometre yarı çapında. İçinde konutların, otellerin, ofislerin, eğlence merkezlerinin olacak. Kıyıya çok uzak olmayan bir proje mesela. Böyle farklı. Sundunuz mu efendim? Yani böyle Google'dan baktınız mı? Ay çok güzel görünecek çok yani. Valla sunduk bunu. Sayın Bakanımız işte Binali Bey'e götürdük. Çevre Bakanımız o zamanki Veysel Erol Bey'e götürdük. Yani bu gündemde başbakanlıkça inceleniyor. Tabii böyle projeler, dev projeler olunca önünüze çok çeşitli sorunlar çıkıyor. Hani özellikle çevre, doğal denge vesaireyi korumak adına. Çünkü orada bir dolgu olacak, başka yerden bir malzeme alınıp oraya taşınacak vesaire gibi. Yani çevreci de olmasına dikkat ediyoruz projelerimizin. Şu an düşündüğümüz ütopik projelerimizden biri de bu. Ama gerçekleşebilir bir proje olduğuna tabii ki daha önce biliyorsunuz Palmiye Adası Dubai'de yapılmış. Ona benzer bir proje olacak. Bu da bizim yapımıza uygun ay yıldız şeklinde olmasını düşünüyoruz. Yani tabii yurt dışında çalışıyor olmanın çok getirdiği farklı çünkü bir vizyon var. Dünyayı görüyorsunuz evet. Orada Mehmet Bey. Evet. Yani bütün gelişmeleri görüyorsunuz. Yurt içi yurt dışı yatırımlarınıza baktığınızda ağırlık şu anda ne kadarı yurt içinde ne kadarı yurt dışında? Yani %75-25 gibi. Yani iceberg'in görünen yüzü Türkiye'de. Rusya'da yaptığımız şu an dediğim gibi yaklaşık 1 milyon metrekare çok büyük bir alan. Bir iş yapıyoruz şu an, elimizdeki iş. Geçmişler hariç.
Mesela en son aldığımız iş, o da Soçi kış olimpiyat oyunları var biliyorsunuz, 2014'te yapılacak, yani yaklaşık 1,5 yıl sonra şey olacak. Orada 3600 adet odalı, 3 yıldızlı 4 yıldızlı otel niteliğinde bir olimpiyat köyü ve spor kompleksleri gerçekleştiriyoruz ki bunu 1,5 yıl çok geciktiler. 1,5 yıl gibi bir sürede yapacağız. Yani önce kendi yerel müteahhitleriyle geliştirmeye çalıştılar falan ama şu an yine bize döndüler, Türk firmalarına döndüler. Orada büyük bir iş aldık. İnşallah 2014 kış oyunlarına onu yetiştireceğiz. Yani çok büyük montanlı işler orada yapıyoruz ama Türkiye'de tabii ki taahhüt iş olmadığı için, neticede proje geliştirme işleri olduğu için biraz daha, bir de ülkenin ekonomisinin gerçekleri var. Yani şu an dikkat etmek gerekiyor. Yani arz talep dengesi malum, ekonomik durum malum, insanların satın alma gücü malum. Açıkçası hani hep sorarlar işte, yani bu kadar konut yapılıyor doğru mu? Yani doğru, İstanbul'da bir gerçek var, Türkiye'de bir gerçek, İhtiyaç deprem var. Gerçeği var. İhtiyaç var. İhtiyaç var. Yenilenmesi lazım, evet. Kentsel dönüşümün gerçekleşmesi lazım. Kentsel dönüşüm projeleri var. İşte onun adına işte 2B ve kentsel dönüşümde arsa üretilmesine çalışılıyor. Çünkü dediğim gibi yani insanlar haklı, niye bu kadar ya pahalı bu evler? Haklı çünkü arsa fiyatları çok yüksek. Şimdi bu yeni 2B yasası gerekse işte kentsel dönüşümlerle hani arsa sorununa bir takım çözümler üretilirse yani keşke o kazanılan çok denilen paraları müteahhit kazansa çünkü o kadar emek böyle ama arsa metrekare fiyatları veya arsa kat karşılığı oranları %50'ler en kötü yerde bile 50'ler 60'lardan başlıyor. Doğal olarak bu konut satışı fiyatlarına yansıyor. Son tüketici olarak insanlar bunu ödemek zorunda kalıyor. O anlamda bir takım işte yeni geliştirilecek bölgelerle mesela işte Başbakan'ın açıkladığı bu... İlgileniyor musunuz o kentsel dönüşümle Antep olarak? Valla açıkçası ilk fikir defede çıktı ama ilgilenmedik. Çünkü orada bir takım yanlışlar yapıldı. Yani arsa sahipleri çok yüksek oranlar. Yine aynı şeyle karşılaştık. Arsa sahipleri bir ev olan 3 ev falan istiyor. İşte emsaller yüksek ama bu sefer müteahhitin aldığı... alacağı daire kadar başka bir kişilerin elinde satılacak daireler çıkıyor. Böyle bir takım problemler. Zamanda su gibi akıp geçiyor bu arada yani. Kesinlikle. Bir an önce o dönüşümün gerçekleşmesi lazım. Biz zaten mesela Bomonti bölgesi zaten biz yaptığımız projeler dönüşüm projeleri. Açıkçası ilk Ataşehir bölgesinde ilk projeleri, site tarzı projeleri biz yaptık. Orada Emlak Bankası'nın projeleri vardı. Etrafı biliyorsunuz gecekondu vesaireydi. Ataşehir'in etrafındaki bütün o gecekonduları, arsaları ben bir projemde yaklaşık 47 kişiden arsa topladım, yer topladım. Yani biz zaten yapıyorduk. Ama şimdi oturulan eski yaşlanmış binaların bir an önce yıkılıp işte bu yasayla beraber. Ama insanların da makul olması lazım. Yani bunun hakkı şudur. Yani bir evin varsa bir evin ama daha kaliteli, sosyal imkanları olan ve değer olarak çok yüksek. 100 bin liralık bir evim varsa şu an yeni yapılmış bir ev 300 bin lira falandı. Ama iki ev istediğiniz anda o denklem kurulamıyor. Şimdi efendim müteahhitlik sektöründe ve inşaat sektöründe özellikle yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatı diye bir söz var. Literatüre işte Turgut Özal'la girdi bu kavram. Hep güzel işler yapıyorsunuz ve Türkiye'nin bayrağında yurt dışında başarıyla dalgalandırıyorsunuz. Bundan sonra mesela Türkiye'deki hayalinizi söylediniz. Ay yıldızlı bir adadan bahsettiniz. Yurt dışı hayaliniz ne son olarak? Valla yurt dışında da hayalimiz tabii ki biz şu an en üst 70. sıralara yükselmiştik. İlk 50'nin içine girip birinci sıraya doğru ilerlemek. Türk müteahhitler olarak Çin'de geçip birinci sıraya yerleşmek. Türk müteahhitler olarak hedefimiz bu. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben de ağzınıza çok teşekkür ederim. Hakikaten Türkiye'de güzel işlerin yapıldığını yaptığınız binalarla ve yüksek binalarla gösteriyorsunuz. Hani her şey yapmak kolay mı? Yükseğini yapmak biraz zordur. Evet, bir çıkış yolu programının daha sonuna geldik. Antyapı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Okay konuğumuzdu. Biz çarşamba günü 15.10'da karşınızda olacağız. Türkiye'deki güzel işleri ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.